Çok iyi geldi, soğuk soğuk. Aşkım yalnız dikkat etmen lazım. Neden, ne oldu? Bugün seni almaya geldiğimdeki halini görseydin ne demek istediğimi anlardın. Ama şeyden, sıcaktan, ondan. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman. Yalnız dondurma kaldı şurada. Nerede kaldı? Yanağınla dudağının tam arasında. Onu bir alsana. Gerçekten mi? Vallahi sustum. Nihayet. Kötü rüya gördü herhalde. Aşkım. Hı. Her anı böl, her anı böl Emir. Aşkım ben düşündüm de. Yani şu an Emir'in yanına bir bebek daha düşünemiyorum. Niye öyle dedin şimdi? Niye mi öyle dedim? Aşkım biz daha bir tanesiyle baş edemiyoruz. Nasıl olacak böyle? Nasıl baş edemiyoruz Onur? Baş ediyoruz işte. Biz önce bir şu tatilimize gidelim baş başa da. Biraz büyüsün. Sonra onu da götürürüz tatile. Sonra sana da bakarız artık. Ben neden böyle söylediğini şu an anlayamıyorum yani. Yani kardeş güzel şey tabii ama... biraz yaş farkı olsun Emir'le. Olsun olsun da öyle çok da olmasın yani. Olsun olsun. Yaş farkı olsun da Emir büyütsün yeni bebeği. Yok artık. Öyle. Ama ben öyleyim, acımasızım biraz. Vicdansız babayım. Hatta birazdan Emir'in annesini yiyeceğim. Yapmazsın öyle bir şey. Yok, hadi ısırırım. Gıdıklarım. Aşkım hadi uyan artık. Aşkım. 5 dakika daha ne olur. Ne 5 dakika daha? Tur şirketinden gelecekler, unuttun mu? Ay ben onu unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış o benim. Hazır değil miyiz tatile? Ay onu bilmiyorum. Acaba biz biraz acele mi ediyoruz? Nasıl yani? Yani daha 2 ay var ya. O yüzden dedim erken mi başladık acaba? Aşkım zaten nereye gideceğimize karar verdik. Vizeleri ayarladık. İşte ben işleri güçleri toparladım. Anca zaten. Ama ya 2 ayda bir şey olursa? Hayda. Ne olacak aşkım 2 ayda? Bilmem. Ha. Anladım. Emir değil mi? Sen şimdi Emir'den ayrı kalacağımızı düşündün, kurmaya başladın. Öyle galiba. Tamam, merak etme. Hiçbir şey olmayacak, biz de o tatile gideceğiz. Baş başa çok güzel vakit geçireceğiz, tamam mı? Ama tabii sen şimdi burada böyle pineklemeye devam edersen... gelenler kapıdan dönecek. Bizim de tatil programımız suya düşecek. Tamam, hemen hazırlanıyorum. Hadi. Ama bunda Moğolistan yok. Evet Lale Hanım. Diğerinde de Hindistan'da gezilecek yerleri azalttık. Birinde Moğolistan az, diğerinde de Hindistan az. Bilmiyorum yani, karar veremedim. Peki alternatif bir rota yapamıyor muyuz? Maalesef. Yani bu kısıtlı zamanda tamamlanabilecek en iyi rotalar bunlar. Anladım. Aşkım şöyle yaparız. Sen zaten Hindistan'ı daha fazla merak ediyorsun. Hindistan'a daha çok zaman ayırırız. Ya da isterseniz araya küçük bir deniz tatili sıkıştırabiliriz. Aa, ikincisi olsun o zaman. Tamam. Duydunuz. Tamam. O zaman ben ikinci rota için gerekli işlemleri başlatıyorum. Bu arada dediğiniz gibi her şey 2 ay sonrası için hazırlanıyor. Ay ne güzel. Gerçekten gidebilsek keşke. Aşkım o nasıl laf? Niye gidemeyelim? Ay ne bileyim, öyle heyecanlandım o yüzden. Tatilimize gideceğiz. Çok da güzel geçecek, tamam mı? Tasalanma. İnşallah. Ben size en kısa sürede orada ihtiyacınız olan bilgileri de göndereceğim. Kıyafet, yemek gibi. Yani acele etmeye gerek yok. Ay vallahi duydu. Beni nereye bırakıyorsunuz diyor, görüyor musun? İzninizle. Ha bu arada lütfen ağzınızdan kaçırmayın, tamam mı? Yani son dakikaya kadar bilmesin. Birkaç gün içinde yola çıkacağımızı. Merak etmeyin Onur Bey. Eğer eşiniz de iş yerini ararsa benden başka kimse kendisine talimat vermeyecek. Süper, tamam. Peki işlemler 2 gün içerisinde halloluyor değil mi? Yetişir. Biz de başvurularını zaten yapmıştık. Diğer işlemler de en geç 2 güne kadar bitmiş olur. Harika. Ah.
Gidiyor musunuz? Ben gideyim artık. Haberleşiriz zaten. Tamam. Merhabalar. Ah Mahmur Hanım. Hoş geldiniz ya. Ben emirin altını değiştirmedim de bilginiz olsun. Ben her türlü kontrolü yaparım şimdi annesi. Tamam. Teşekkürler. O zaman iyi günler. Görüşmek size. Üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Haberleşeceğiz. Hoşçakalın. Tamam. Hoşçakalın. Aşkım. Ben de çıkayım yavaş yavaş. Nereye aşkım? Ben bırakayım seni. Köfteciye gideceğim ya. Hiç yolunu değiştirme. E tamam. Sen bilirsin o zaman. Tamam. Ben çantamı alayım. Tamam. Aşkım ya. Ay, ütüm koptu yani. Vallahi tabakları deviriyordum. Aşkım insan kocasından korkar mı? Ay yok da öyle bir anda sarılınca ben de korktum. E ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Ne işin var burada? Karımı görmeye geldim. Gelemez miyim? Yok iyi yaptın. Tabii görürsün de. Geleceğini bilmiyordum. Şirkette bir sorun mu çıktı? Allah Allah. Seni görmek için illa bir sorun mu olması lazım? Özledim geldim. İyi yaptın. Aç mısın? Bir şeyler yer misin? Yok aşkım değilim. Sağ ol. Zaten fazla kalamayacağım. Seni görüp gideyim. Ben hallederdim. Yok yok sen yorulma. Götürüyorum. Yorulma derken? Sen hasta mı oldun yine? Hayır aşkım iyiyim. Ya iyi ki bir tansiyonum düştü. Ne yapayım? Kıyamıyorum. Şeyi soracağım. Sen tetanoz aşısı olmuş muydun? Yani ya da ne kadar oldu en son olalı? Evet oldum. Vallahi 2-3 yıl önce herhalde. Neden sordun? Tur şirketinden mesaj atmışlar. Yani gitmeden önce halletmeniz gerekiyor daha iyi olur diye. O yüzden ben de sana sorayım dedim aşkım. Şimdiden mi? Yani işte bir an önce halledelim işlerimizi. İki ayağımız bir pabuca girmesin. Ha, yok yaptırdım. Belki ayrıca bana yapılmaması gerekiyordur o iğnenin, aşının. Yani tabii... 2-3 yıl içerisinde yaptırdıysan bence de gerek yoktur herhalde. Onur, sen bu tatile çok gitmek istiyorsun değil mi? Evet, çok gitmek istiyorum. Dur bak sana göstereceğim. Bak. Nasıl? Harika görünmüyor mu? Hı? Evet. Şuraya baksana. Evet, çok güzel görünüyor da aslında şöyle bir şey var. Aşkım bak şunun doğa manzarasına bir bak. Şuna bir bak. Böyle bir doğa olabilir mi? Buralara da gideriz. Evet çok güzel. Hı? Kolay gelsin Songül abla. Ay Hülya. Ne oldu böyle ajan gibi giriyorsun sinsi sinsi. Çay koyayım mı Songül abla? İçeriz karşılıklı. Çay içecek vaktin var mı sence? Haklısın. Kolay değil. Koskoca dükkan. Tek başına çekip çeviriyorsun. Vallahi bravo. Maşallah. Ah, ah. Abim adam olaydı da... ...senin gibi kadının kıymetini bileydi. Tam da yol arkadaşına ihtiyacın olduğu bir zamanda. Çocuklar gitti. Hayatlarını kuruyorlar. Bir ses, bir nefes arıyor insan. Rahmetli kocam ölmeseydi. Çok iyi bilirim o duyguyu. Yalnızlık duygusu. Sen de benden büyüksün yani. Ay, ya ne yapıyorsun Allah? Ama. Ay güzelim çiçeği kopardın. Elimde kaldı Songül abla kusura bakma. Ne demişler? İşleyenden al, becerene ver. Değil mi? Neyse geç kaldım ben. Betül'e davetliydim. Görüşürüz Songül abla. Aman aman ne mutlusun. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Selam söyleme. Hoşça kal Songül abla. Evet. Hadi bana yer açın bakalım. Oo. Süper. Tatlı da mı var? Ay
kız partisi yapıyoruz demedik mi yani? Tabii tatlı olacak. Vallahi ne iyi ettin ablacığım vallahi bu kız gecesini. Bizim için de değişiklik oldu ha. Ne tabii iyi oldu. E sonuçta hep erkeklerle mi olacağız? Onlar da birazcık takılsınlar ayrı bizden. Keşke annem de gelseydi ya. Ay evet o niye gelmedi onu soracaktım. Ay vallahi ne bileyim ablacığım anlamadık ki yani. Bu aralar böyle pek bir durgun, kendi başına takılıyor. Hani böyle bir gideyim bulaşayım iki bir şey söyleyeyim diyorum ama sonra vazgeçiyorum. Sus Nülüfer diyorum susuyorum. İyi. Anne Emir ne zaman konuşacak? Aa anneciğim daha Emir'in konuşmasına daha çok var. Peki hiç oyun oynamayacak mı? E aşkım zaten çok güzel oynuyorsunuz ya Emir'le beraber. E sen ona ne güzel ablalık yapıyorsun işte. Ben hem Emir'in ablasıyım hem de kendi kardeşimin ablası olacağım. O ne demek teyzeciğim? Annemle babam söz verdiler, bana kardeş yapacaklar. Anne, Emir'in karnı mı acıktı? Yok, susadı. Susadı, biberi onu da mutfakta ben getireyim o zaman. Aa, ben hazırım. Of, hadi, koş. Koş hadi, koş. Koş, sonuçta sen onun ablasısın değil mi? Ay, bakayım şöyle bir. Oh, oh teyzesinin yakışıklısı. Ay vallahi ne özlemişim bebek kokusunu ya. Oh. Ben Onur'a nasıl söyleyeceğim ya? Ablacığım sonuçta mutlu bir haber vereceksin yani. Ben anlamadım ki ne öyle felaket haberi verirmiş gibi davranıyorsun ya. Tamam. Özür dilerim abla. Tamam canım. Önemli değil. Aman tamam ya. Önce boş verin. Ne olur canım bir daha deneriz. Olmadı bir daha deneriz. Elbet olacak yani. Değil mi? Ha? O zaman ben ablama güzel bir cheesecake vereyim. Hadi ver. Hadi. Ver. Üzülme bacanak. Hayatta hiç çocuk sahibi olamayanları düşün. Ya da hiç olmayacak. Yani ne bileyim ben kendimi acayip alıştırmıştım. Yani hani hem Gülşah'a da kardeş gelecekti. Kardeş güzel şey be bacanak. Bak bizim kızlara. Bacanak, hak veriyorum sana. Yani güzel bir şey. Ama yani çok üzerine gitme diyorum meselenin. Sonuçta bence bazen insan kendi kardeşlerini kendi bulur bu hayatta. Eyvallah. Eyvallah bacanak. Ayrıca ikinci çocuk zor ya, zor. Yani bilemedim. Hele benim için. Benim için birinci çocuk bile imkansız şu an. Yani tamam, yapmayı yaparsın çocuğu. Ben de istiyorum. Ama zamanı değil. Hayır şimdi şöyle düşünüyorum. Yani ilk çocuğu hakkıyla büyütmek lazım. Anlıyor musun? Hani onu duygusal anlamda hasarsız yetiştirmek lazım. E zaten bunlar başlı başına bir iş. O yüzden biz Lale ile düşündük taşındık. Yani başta düşünüyorduk çocuk yapmayı ama şimdi biraz erteledik. Yok be bacanak niye öyle diyorsun ya? Bir kardeş yakışırdı Emre. Yani tamam canım. Bence de yakışır. Ben ona itiraz etmiyorum da şu an zamanı değil. Ya bacanak yani çocuklara 2-3 gün baktık. Ne hale geldik gördün yani. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Çaktırmıyoruz ama gerçekten anaların hakkı ödenmez şimdi yani. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Nergiz'den çok güzel anne olmaz mı ya? Benden de güzel baba olur ama. Yani babalar ne yaparsa yapsın bence çocuklara anneler bakıyor. Yani aslan payı onların. Sonuçta her şeye göğüs geriyorlar. Bir de zerre bize bunu yansıtmıyorlar yani. O yüzden sen çok üzme kendini. Anlaştık. Yani bir de ne bileyim... La ufaklıklar kendini kurtarmadan biz kadınlara ikinci bir yükü neden yükleyelim? Diyorsun. Sen de düşün. Mantıklı olduğunu anlayacaksın. Aslında sizin ikinciler yerine benim bir çocuğum olsa sizinkilere kardeş olur. Böyle de bir sorun kalmaz ortada. Ama bir eksik var. Aradığınız anneye şu an ulaşılamıyor. Sen
Sen de yumurtlu abi. Ya Kurtuluş abi dalga geçme ya. Ne diyeyim oğlum? Öf. Aşkım, ama benim doğum günüm yarın. Ha, öyle mi? Aşkım, yarın olduğunu biliyorum tabii ki. Ama senin doğum gününü 3 gün 3 gece kutlayacağız. Bu da doğum günü kahvaltının provası. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Aşkım, ben... Hı. Sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Bilerek sabote ediyor. Art niyet var. Ben bakayım. Dur sen dur. Ben bakarım. Tamam. Geldim oğlum. Onur. Onur. Ben hamileyim. Emir'in kardeşi birazcık erken gelmek. Emir'in kardeşi erken gelmek istediği için ben hamileyim. Ay nasıl söyleyeceğim ya? Bakalım. Aldım muhabbet kokusunu. Anneye kahvaltı hazırladım. Doğum günü kahvaltısı. Anneciğim. Beğendin mi Emir? Günaydın. Gel bakalım. Gel bakalım. Anneciğim, sana ne oluyor böyle bu kadar erken uyanıyorsun? Sanki etinden et koparıyorlar canım ya. Bak, bak nasıl? Sen babayı mı özledin? Ha? Bilerek yapıyorsun. Bak anladı, programı anladı. Aşkım tamam, bak Emir'i çok seviyoruz ama... yani ben seninle o 10 günlük tatile çıkmak için sabırsızlanıyorum. 4 gözle bekliyorum. Sen bana bir şey söyleyecektin. Ben yok. Çok önemli bir şey değil, o yüzden aklıma gelmiyor şu an. Hadi git babaya. Gel. Hadi. Gel. Hadi hoppa. Uçurayım mı seni yine? Ha? Ya. Uçurayım mı seni yine? Ha? Ha? Onur. Ben hamileyim. Onur. Hamileyim. Onur. Hamileyim ben. Onurcuğum. Onur. Aynen aşkım. Aşkım bir şey mi söyledin? Yok. Bir şey söylemedim. Benden bir şey saklıyor gibisin. Yok. Bak eğer saklıyorsan öğrenirim. Öğrenir misin? Öğrenirim. Çıpar kocayım ben. Arkamda da gözlerim var. Aa, Emir mi ağlıyor ya? Ağlamıyor, yanlış hala. Yani genelde böyle zamanlarda ağlıyor ama şu an değil. Neden üzerin sesini? Ben hemen geliyorum. Çağırdı. Aşkım, çiçekler, balonlar çok güzel. Buyurun. Teşekkür ederim. Asıl güzel olan sensin. Güzelliğinle etrafındakileri de güzelleştiriyorsun. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim.
Vallahi ben sana söyleyeyim, ben şımarım böyle ama sabah kahvaltılar, yatak odasında falan hep isterim. Şımar? Evet, şımarayım. Nasıl olsa bugün benim doğum günüm. Hiç buradan da çıkmam. Sen de çıkma. Aşkım, çok isterdim ama maalesef. Şirkette çok önemli bir toplantım var. Gitmem gerekiyor. Akşama kadar sabredeceğiz. Tamam. Onur. Sen bana bu hayatın verdiği en güzel hediyesin. Öyle miyim? Öylesin. Tek ihtiyacım olan şey sen ve çocuklar. Aşkım pardon, buna bakmam lazım. Sorun değil. Evet. Oo, öyle mi? Tamam, siz ilgilenin o zaman. Geliyorum ben de. Tamam. Aşkım, müşteriler gelmiş, gitmem gerekiyor. Tamam, sorun değil, ben iyiyim. Aklım sende. Tamam. Aşkım. Her şey için teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Sen de iyi ki doğdun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.